Merhabalar, 13 yıllık sorumluluk olarak bugün Kastamonu Kovalcak köyündeyiz. Yanımızda Fatih Bey var. Merhaba Fatih Bey. Merhabalar. İsmail Aybat'la birlikteyiz ve kendisi sahip köyünden, Kastamonu'ya bağlı sahip köyünden, aynı zamanda Ziraat Odası Meclis Başkanı. Hem kendisi hem de başkanımız göndermiş olduğumuz delavrat iki çeşidini ektiler deneme maksatlı. Bizim gözlemimiz kurak bir iklim geçmesine rağmen çeşidimizin hem kardeşlenmesinin hem de başaklarının sap boylarının güzel olması. Aynı zamanda İsmail Bey kendi köyünde de ekti. Onun da gözlemlerini kendisinden dinleyelim. İsmail Aybat, ben de ektim. Başka buğday tohumlarına göre biraz daha kardeşleşmenin iyi olduğu, kurak geçen iklime rağmen de daha biraz daha verimin iyi olacağını düşünüyorum. İsmail Bey, bölgede ekilen diğer çeşitlerle kıyasladığımız zaman siz hem kendiniz çiftçi olarak hem de çiftçilere danışmanlık yapan bir kurumun meclis başkanı olarak diğer çeşitlerle kıyasladığınızda gözlemleriniz nasıl? Diğer çeşitlere göre biraz daha kardeşleşme iyi, biraz daha verim de yüksek olacağını inanıyoruz. İnşallah bizim de beklentimiz o yönde. Yani başından bu aşamaya kadar hem burada hem kendi köyünüzde ektiğiniz yerde gözlemlediğiniz kardeşlenme güzel. Diğer çeşitlere göre kuraklığa rağmen daha başarılı bir çeşit. Evet. Aynı zamanda delavrat iki çeşidimiz TMO'da da baş baremledir. Yani çiftçimiz satarken de 2 lira farkla daha yüksek fiyata, 3 lira farkla daha yüksek fiyata satabilir. Onun yanı sıra Hüseyin Bey çeşidimiz taban araziler için zaten başkanımız kendisi de biliyor. Devre kendine geliyoruz. Biz oradaki çiftçimiz de ekmiş. O da çok başarılı. Onu da sizin huzurunuzda burada bu videoyu izleyecek olan bölge çiftçilerine tavsiye ediyoruz. Taban arazilerde yüksek verimli ve uzun sap, uzun bol taneli çeşidimiz olarak Hüseyin Bey'i tavsiye ediyoruz. Bir röportajımızın da sonuna geldik. Bir sonraki köyümüzde görüşmek üzere.